Merhaba, bu videomuzda sayfa düzeni ayarlarından bahsedeceğim. 3 tane başlıca sayfa düzeni ayarları vardır. Sayfa düzenine geliyorum burada. Bakın, kenar boşlukları, sayfa yönlendirme ve boyut. İlk olarak kenar boşluklarına tıkladığımızda normal olan varsayılan ayardır. Diğer seçenekler, örneğin dar, daraltır kenar boşluklarını iyice. Geliyorum, orta, tamamen ortalıyor. Yine geniş, tamamen geniş boşluklar bırakıyor yanlardan. Ve en sonda yansıtmalı. Yansıtmalı kenar boşluklarında burada üst, alt ve dış bölümleri aynı fakat iç bölümleri farklı boyuttadır burada. Yani bir kitap şeklinde yapmak istiyorsanız eğer yansıtmalı ögesine basmanız yeterli oluyor buradan. Yine özel kenar boşlukları vardır altta. Burada elle ayarlayabileceğiniz ayarlardır. Örneğin üst. Burada küçük ön izlemesini görebiliyorsunuz. İç, alt ayarlayabiliyorsunuz ve dış. Tamam derseniz yaptığınız ayarlama geçerli olur. Yine burada cilt payını seçecek olursanız eğer, bakın, buradan normal demeniz gerekli. Belgenizi yazıcıdan çıkardığınızda ciltletecekseniz eğer buradan cilt payını seçerek ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Yine geliyorum kenar boşlukları. Bakın burada cilt şeklinde gösteriyor. Eğer yaptığınız ayarlamaları tüm açtığınız belgelerde de geçerli olsun istiyorsanız buradan varsayılan olarak ayarlaya basabilirsiniz. Yine kapatıyorum. Ayarlamaları geri alıyorum. Tamamen. Bir diğer sayfa düzeni yönlendirmedir. Sayfaları dikey ya da yatay konumlarda kullanmayı sağlar. Yönlendirme düğmesine tıkladığınızda dikey ve yatay seçeneklerini görürsünüz. Yataya tıkladığınızda bakın örneğin yatay biçimde gösterir. Dikeye geliyorum. Genellikle daha çok dikey kullanılır Microsoft Word 2010'da. Yine son olarak boyut vardır. Boyut düğmesine tıkladığınızda buradan çalışma sayfanızın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Değişik seçenekler var. Tıklıyorum 13-18. Bu şekilde. Geliyorum 16-105. Bu şekilde. Yine 13-20 örneğin. Ya da en alttan zarf şeklinde. En sonda bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Burada kalsın. Yine dosya sekmesine geldiğinizde yazdır bölümüne tıkladığınızda aynı komutları burada da görürsünüz. Dikey yönlendirme, sayfa boyutları ve normal kenar boşlukları. Buradan da ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Mutlaka belgenizi yazdırmadan önce bu sayfaya gelip ayarları kontrol edip kendi yaptığınız ayarların olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Sayfa yapısı ayarlarını istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz.